Saatler 16'yı göstermek üzere yurt ve dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sayın seyirciler. Az önce de belirtmiştik sıcak bir gelişme olarak. Şimdi detaylandıralım. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı yaptığı araştırmalar sonucu Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın Yunan vatandaşı Muhammed Amar Şampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı. Yunan vatandaşı Muhammed Amar Şampara MİT tarafından yakalandı. Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Ampara'nın ayrıca sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratını aktardığı da ortaya çıktı. Casus'un Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ, PDY, müzahir iş adamları ile ilgili Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı da tespit edildi. Sayın seyirciler, MIT'in bu başarılı operasyonunu TGRT Haber Ankara temsilcisi Ercan Gürses'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Ercan Bey. Kerem kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bize ulaşan bilgileri paylaştık ama esas bilgiler tabii ki sen de Ankara'da nasıl yansıdı, nasıl değerlendirmek gerekiyor bu e, Yunan ajanının faaliyeti altında yatan sadece bilgi toplamak mı neler söyleyeceksin? Kerem şüphesiz öncelikli bilgi toplamak ama tabii ki bu faaliyetlerin hep bir anlamı vardır. Genelde bunlar yakalanır, karşılıklı olarak yakalanır. Hatta müttefik ülkelerin casusları bile olur, birbirlerini yakalarlar ama ifşa edilmesinin farklı anlamı var. Şüphesiz bunu da konuşacağız yayınlarımız içerisinde ama şu fotoğrafı çekmek gerekiyor. Türkiye Yunanistan sınırında biliyorsunuz tabiri yerinde ise 5 metrelik bir çelik duvar oluşturdu, Yunanlar oluşturdu. Bu sığınmacılarla ilgili olarak söylendi ama sadece sığınmacılarla ilgili olmadığını hepimiz biliyoruz. 300 kilometrelik bir alana bir mevzi oluşturuldu. Aynı zamanda tank savarlar için yerler ve mevziler oluşturuldu. E, ki bunların çok e, dostça duygularla yapılmadığını da biliyoruz. E, Yunanistan böyle faaliyetlerde bulunuyor. Yani spesifik olarak şu anda ilişkileri de gergin iki ülke. Dolayısıyla beklenebilecek şeyler, bu tarz işler olur. Ama bunun ifşa edilmesinin özel bir anlamı var. E, bence asıl konuşulması gereken de o Kerem. Peki oraya geçmeden önce şimdi aşağıda yazı olarak da veriyoruz. Suriyeli çıktı bu Yunan casusu. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Az önce haberin detaylarını aktarırken Suriyelilere yönelik faaliyetleri de takip etmek üzere burada olduğunu ifade ettim ama nasıl okumak gerekiyor Suriyeli birinin Yunanistan tarafından ajan olarak kullanılması? Aslında çok anlaşılabilir Kerem. Şöyle yani Türkiye'de çok sayıda e, milyonlarca Suriyeli sığınmacı var ve bu şekilde faaliyet gösteren e, iş adamları da var. Esnaf olarak faaliyet gösteren, ticaret faaliyeti gösteren insanlar da var. E, şüphesiz istihbarat elemanları ve istihbarat ajanlarının tahsis edilmesinde, kullanılmasında, istihdam edilmesinde bu tarz önemli aldatmacalar da söz konusu olabilir. Tabi Suriyeli sığınmacılara kolay bir şekilde nüfuz edebilmek, onların Türkiye'deki yaşamlarını ve olası Yunanistan'a geçişlerini kontrol edebilmek ve başka amaçlara da müzahir olabilir bu durum. Ancak kullanışlı tabiri yerinde ise elemanları bu şekilde bulmak, milliyetlerine göre de o şekilde ayrı, ayırmak istihbarat örgütlerinin bir anlamda kullandıkları yöntemlerden birisidir Kerem. Mutlaka onun bir açıklaması olacaktır. Hepimizin kafasında bazı açıklamalar var tabii ki. Suriyeli olması burada Yunanistan istihbaratının işine gelen bir faaliyetmiş gibi görünüyor. Ancak şu anda onun açık edilmesini ...çok farklı bir mesaj olarak Yunanistan'a gittiğini söyleyebiliriz. Peki şöyle de denebilir mi? Bu duyurulması tabii ki Türkiye'deki Suriyelilerin o kadar da başıboş olmadığının da bir kanıtı aslında. Demek ki bunlar takip ediliyorlar. Kim ne yapıyor, nerede, kimle ne alışverişleri var. Bunun peki diğer tarafı, senin Şüphesiz. az önce işaret ettiğin Yunanistan'a verilen mesaj ne oldu bu operasyonun duyurulmasıyla? Yani dediğim gibi Kerem, Yunanistan'a şunu diyor Türkiye... Biz ne yaptığının farkındayız. Tamamıyla farkındayız ve bunu görüyoruz. Bunun farkındayız ve bunun arkasındakilerin de yani Yunanistan'ın arkasında kim olabilir? Son günlerde Yunanistan'a üst tartışması biliyorsunuz Yunan sınırında. Yunanistan'da birçok sorunumuz var. Adalarda sorunlar yaşıyoruz. İşte üstler, Doğu Akdeniz'de zaten sorun yaşıyoruz. 12 mil 6 mil meselesinde sorun yaşıyoruz. Yine adalar sorunuyla bağlantılı olarak. E, tabii ki silahlandırma sorunu yaşıyoruz. Amerikan üslerinin kurulması ile ilgili problemler yaşıyoruz. Türkiye diyor ki evet bu problemleri yaşarken sen bu tarz faaliyetlerde bulunuyorsun. Ben de bunu farkındayım. Görüyorum ve bundan sonra bunu da kamuoyuna gerektiği zaman ifşa edeceğim diyor. Şüphesiz istihbarat servisleri arasında bu mesajların önemli olduğunu vurgulamak lazım Kerem. Peki şimdi bu operasyon sonrası Türkiye'den Yunanistan'a bir karşılık gelebilir mi? Böyle bir doğası var mıdır bu işin? Diplomasi de nasıl yürütülüyor? E, bunun karşılığı olur Kerem ama tabii ki bunlar istihbarat servislerinin işi değil. Bunlar tamamen siyasi otoritenin, diplomasinin işi. E, çoğu zaman kamuoyu bunu görmez ama tabiri yerinde bilmiyorum arif olan anlar derler. Bazen diplomasiyi çok iyi takip edenler, özellikle istihbarat teşkilatlarının ilişkilerini çok iyi takip eden uzmanlar bazı hamleleri belki aylarca sonra gelebilecek bir karşı hamleyi çok net bir şekilde ortaya koyup bunun bir karşılık olduğunu ortaya çıkartabilirler. Ama şunu söylemek lazım, istihbarat servisleri sadece ortaya çıkartır, bazen siyasi otoriteye sadece bildirir, bazen de böyle mesaj vermek istediği zaman Yunanistan'a kamuoyuna açıklar. Şu anda bir mesaj vermek gerekiyordu. Yaptırımsa siyasi otoritenin işi ama bunun olacağını ancak kamuoyunun her zaman bunu net bir şekilde öğrenemeyeceğini söylemekle yetinelim Kerem. Peki şimdi biraz daha geniş açıya çekilerek şöyle bir soru yöneltmek isterim. MIT'in özellikle Suriye, Irak'ta PKK'ya dönük nokta operasyonlarına sıkça rastlıyoruz. Haberleştiriyoruz da her, günlere gün neredeyse. Ee, Yunan istihbaratına dönük bu operasyonu da işin içine katalım. Hatta geçenlerde yapılan İran ajanlarının yakalanması ve sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı'nın teşekkürü, MIT'e teşekkürü hatta ziyareti. Son zamanlarda MIT'in ortaya çıkan yeni konsepti anlamında neler söylersin? Evet, son birkaç yıl içerisinde Kerem, gerçekten güzel bir soru. Bu şekilde de değerlendirmek lazım. MIT gerçekten dış istihbaratta önemli başarılar, başarı demek gerekiyor, başarılara imza attı. Bu da onların son halkası olarak ortaya çıkıyor, temayüz ediyor. Şu şekilde söyleyelim, özellikle 15 Temmuz öncesinde ve daha önceki yıllarda MIT genelde yurt içindeki istihbarata dönük bir örgüt olarak kullanılıyordu devletin içine yerleşmiş bazı gruplar tarafından da kullanılıyordu. Yine geçmiş hükümetler döneminde de kullanılıyordu. Ama son zamanlarda özellikle dış istihbarat ve Türkiye'nin asıl fayda sağlayacağı terörle mücadele alanında kullanılıyor. İşte Suriye'de, Irak'ta nokta operasyonlar, hatta Türkiye sınırına 270 kilometre uzakta nokta operasyonlarla yok edilen terör destekçileri ve e, teröristler bir anlamda gözler önüne seriliyor. Yine biraz önce senin çok iyi hatırlattığın bir konu var. İsrail istihbaratı ile ortak işbirliği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış. İsrail'de bazı turistlerin özellikle bir terör e, daha doğru suikast e, tehdidine karşı ülkelerine transfer edilmeleri sağlanmıştı. Bu son operasyonda dış istihbaratta miting geldiği nokta açısından. Ee, önemli artık iç istihbarat değil, asıl işi dış istihbarat gibi görünüyor istihbarat teşkilatının. Kerem. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkıların için Ercan Gürses. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür.